Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere bazı durumlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak 1 Ağustos'tan itibaren derslerimize başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Videolarımız edebiyat ve Türkçe olarak eş zamanlı gelmeye başlayacak. 1 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 3 ay içerisinde tüm konuları bitirip daha sonrasında tekrar videoları, kamp videoları ve son 1 ay kala deneme sınavı videolarıyla Sezonu kapatmayı düşünüyorum. Bu bahsetmek istediğim ilk hususlu, ikinci hususta şu arkadaşlar. Kanalımızda normalde ben katıl butonunu kaldırmıştım. Öğrenciden 5 kuruş para alma taraftarı değil. Hiçbir zaman da olmadım. Ama tekrar aktif etmek zorunda kaldım çünkü sevgili arkadaşlar şöyle bir durum var. Kanalımızda bazı özel videolar var. Ben yaz boyu bazı özel içerikler hazırladım. Bunları ücretsiz olarak sunmak gerçekten değerinin anlaşılmamasına, ya bunu hoca ücretsiz olarak paylaştıysa demek ki bu çok kaliteli içerik değil düşüncesi hakim oluyor insanlarda. Ben bunu birazcık yıkmak, birazcık da bu çarkın bir şekilde dönmesi lazım bunun da gerekli olduğunu düşünerek tekrar aktif etmek zorunda kaldım. Ama aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Kanalımızda yine ücretsiz içerikler, ücretsiz pdf'ler olmaya devam edecek. Yine kanalımızda her şey ücretsiz bir şekilde size sunulacak ve ücretsiz içerikler sizin için yeterli olacak. Ama benim bu katıl butonuna özel hazırlamış olduğum içeriklerde hafıza teknikleriyle gerek görsellerle zenginleştirilmiş pdf'lerle size bir renk katacaktır. Katılmak isteyen arkadaşlarımız gönüllü olarak zaten zorunlu bir şey değil. Kanal ücretli de değil. Yine ücretsiz bir şekilde dediğim gibi devam edecek. Gönüllü olan arkadaşlar, çorbada benim de bir tuzum olsun diyen arkadaşlar katılabilirler. Diğer taraftan sınava girmiş ve başarılı olmuş öğrenci kardeşlerimizin de aklını kurcalayan bazı sorular var. Bunların başında hangi bölümü yazmalıyım? Hangi bölümü yazarsam benim için avantaj sağlar? Hangi bölümü yazarsam kolay bir şekilde atanabilirim? Tabii ki haklı olarak bu sorular kafanızı kurcalıyor. Şimdi insan ne ister? Mezun olduktan sonra kolay bir şekilde atanmak, meslek sahibi olmak haklısınız. Benim önerebileceğim aslında tek bölüm var. O da okul öncesi öğretmenliği. Hocam benim buna puanım yetmiyor. Türkçe öğretmenliğine yönel. Çok tavsiye etmesem de edebiyata yönelebilirsin. Ama ille ben okul öncesi öğretmenliği okumak istiyorum. Mezunada kaldım ama bir şekilde bu bölümü okumak istiyorum diyorsan bak senin için çok önemli bir şey söyleyeceğim. Açık öğretim çocuk gelişimi bölümü okuduğun takdirde bu bölümü disiplinli bir şekilde okursan kampüs havasından mahrum kalabilirsin belki ama disiplinli bir şekilde okuyup 4 yılda bitirirsen ve ardından formasyon alırsan Aynı okul öncesi mezunu olmuş gibi kabul edilip ÖABT sınavına da girip anaokulu öğretmeni olabilirsin. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Bununla ilgili dilerseniz detaylı video çekebilirim ama bu videoda ancak bu kadar belirtebilirim. Zaman zaman bu konuda yardımcı olduğum öğrenciler de var. Instagram'dan bana yazıyorlar. Onları da elimden geldiği kadarıyla detaylı olarak bilgilendirmeye çalışıyorum. Ben de baştan savma iş olmaz. Ben de detaycılık vardır. Çünkü kendim de bu bölümü okudum ve okurken aklımı kurcalayan sorular nelerdi? O soruların cevabını yaşayarak öğrendiğim için ve karşı tarafında o sorularla karşılaşacağını bildiğim için şimdiden ona yönlendirme adına söylüyor. Detaycılık dediğim gibi benim için önemlidir. Şimdi arkadaşlar eğer bu bölümü yani açık öğretim çocuk gelişimi bölümünü açık öğretim demezseniz, küçümsemezseniz. Ya siz de haklısınız. Bir kampüs havası tatmak istiyorsunuz, arkadaş ortamına girmek istiyorsunuz, biraz aileden uzaklaşmak istiyorsunuz. Haklısınız. Buna yerden göğe kadar da hakkınız var. Bir yandan da şöyle düşünün. Bu bölümü okuduğunuz zaman cebinizden hemen hemen hiçbir para çıkmayacak. Yol parası vermeyeceksiniz. Yurt parası vermeyeceksiniz. Senede iki kere harç parası ödüyorsunuz. 850 liraydı ama artacaktır o. Hadi 1000 lira diyelim. Hadi 1500 lira diyelim. İlk dönem 1500, ikinci dönem 1500 olmak üzere en fazla 3000 lira bir senede para ödeyeceksiniz. Bir de bu açıdan düşünün. Ailenize yük olmamış olacaksınız. Belki çalışma hayatına atılıp bir yandan da çalışabilirsiniz ve para biriktirebilirsiniz. Böyle avantajları var. Şimdi sevgili arkadaşlar videonun başında belirttiğim gibi tekrar katıl butonuna dönecek olursak onunla ilgili son olarak bazı şeyleri ifade etmek istiyorum. Çünkü yanlış anlaşılmaktan gerçekten çok korkuyorum. Diğer taraftan arkadaşlar bir matkap sesi var bitmek bilmeyen o da size ulaşıyorsa onun için kusura bakmayın. Ben videoyu sabahtan beri çekmek istiyorum. Şu an saat 7'yi 5 geçiyor. Akşam oldu. Ama hala bu ses gelmeye devam ediyor. Videoyu da çekmem lazım çünkü başka işlerim var. Her neyse, katıl butonuyla ilgili konuşacaktım. Katıl butonu tamamen sizin tercihinize sunulmuş bir şey. Yine kanalımızda ücretsiz videolar gelmeye devam edecek ama bazı özel içerikler hafıza teknikleriyle güçlendirilmiş görseller ve altını özellikle çiziyorum. Çok çok özel PDF'ler yer alacak. Bunlar da dediğim gibi bu çarkın bir şekilde dönmesi için ücretli bir şekilde sunmak zorunda olduğum içeriklerdir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.